Peki sonrasında hocam her zaman istenilen sonuç alınabilir mi burun estetiği ameliyatında? Elbette ki her zaman istediğimiz şey olmayabilir. Ama literatürde ikincil cerrahiye gitme oranları %5 ile 15 arasında bildiriliyor. Yani 10 hastadan 9'unda hem hekim hem de hasta mutlu olur çoğunlukla. Bir hastada tabii değişir yani bu kadar net rakamlar vermek zor. Ama Muhakkak. bir takım mutlu olmayan yönler olabilir. İşte bir tarafı burnun biraz dolgun kalabilir. İşte bir taraf hafif küçük gibi mi, burnumun sırtında hafif bir çukur elime geliyor gibi istekler olabilir. Ama bunlar için bir zamanın da geçmesi gerekiyor. Nedir Eğer hocam bu süre ikincil bir mesela? cerrahi yapılacaksa Öyle mi? en az 6 ay ama 1 yıl kadar beklemek uygun olacaktır. Çünkü bu cildin burnumuza tekrar oturması gerekiyor. Bunun Ondan için bir sonra. zamana ihtiyaç var. Tam oturmayan ciltte bir yerlerde kabarıklık olur, hafif sertlik olur, kemik iyileşme alanlarında çukurluklar ele gelebilir. Bunlar olabilir ama hasta da bekledikçe görüyor ki bu problemlerin birçoğu düzeliyor ve mutlu oluyor. Biraz zamana ihtiyaç Tabii var. aceleci olmak fayda sağlamaz. Gereksiz bir ameliyatın da yolunu açabilir. Yani 1 yıl diyebilir miyiz ortalama Bir yıl bu beklemek en ameliyattan doğrusu. sonra? Çok büyük bir problem yoksa, yani bir şey çok kötü gitmiştir. Yani beklemediğiniz bir eğrilik vardır. Ha, o kadar beklemeyebilirsiniz. 4-5 ay sonra yapabilirsiniz ama büyük bir problem değilse, zamanla geçebileceğini de öngörüyorsanız bir seneye kadar buna izin vermek lazım. Biraz sabırlı olup Evet. o 1 seneyi tamamlamak. Evet. Şimdi revizyon rinoplasti deniyor ama biz tabii bunu tekrarlayan burun Evet. estetiği ameliyatları olarak hocam aktaralım izleyicilerimize de. Tekrarlanabiliyor değil mi burun Tabii. estetiği ameliyatları? Dediğim nedenlerden dolayı tekrarlanabilir. Başarısız cerrahilerden sonra tekrarlanabilir. Ama bu tekrarlanan ameliyatlar kolay ameliyatlar değillerdir. Hiçbir zaman burnu açtığımızda ilk açtığımızdaki yapılarla karşılaşmıyoruz. Tabii. İlk defa açarken hepsinin yerini biliyoruz. Beklediğimiz yerde beklediğimiz planlar var. Yapışıklık yok. Gayet güzel bir şekilde açıp ortaya koyuyorsunuz ve yapıyorsunuz yapacağınız işi. İkinci ameliyatta çok fazla yapışıklıklar olabiliyor. Bunları ayırırken problem yaşıyoruz. İçerideki kıkırdakları ilk ameliyatta kullanıyoruz. İkinci ameliyata yeteri kadar kıkırdak kalmayabiliyor. Genelde de kalmıyor. Ve yedek kıkırdak arayışına başlıyoruz. Ne Tabii yapıyorsunuz hocam? Öyle bir gereksinim bunu zaten olduğunda. önceden öngörmek ve hastaya bilgi vermek gerekir. Hastadan izinsiz böyle bir şey Muayenede yapamayız. bunu fark edebiliyorsunuz Tabii değil mi tabii. hocam? Yani bir kere ilk ameliyat oldu ve Evet. hastanın burnunda fazla kıkırdak kullanma ihtiyacı hissediyorsunuz muayenede. Bunu hastaya söylüyoruz. Diyoruz ki kulak kıkırdağınızı alabiliriz. Ya da yetmeyeceğini öngörüyorsak kaburga kıkırdağı da kullanabiliyoruz. Bunun hastanın onamını aldıktan sonra ameliyatta gerekirse bu yola başvuruyoruz. Tabii bu kulağa kötü gelebilir. Ya işte kulağımın kıkırdağı alınacak, Nasıl kulağım olacak bozulur hocam bu? mu, Evet. olmaz mı? Başka estetik kaygılar bu sefer devreye Evet. girmiş oluyor. Hayır, kulağın ana taşıyıcı kıkırdak yapısına zarar vermiyoruz. Tamamen şeklini bozmayacak şekilde, kesi izi belli olmayacak şekilde kulağın orta çukur kısmından alınabilecek bir miktar kıkırdak vardır. Onu kullanıyoruz. Bunun yetmeyeceğini öngörüyorsak zaten kaburgamızda bol miktar da var. O zaman Oraya oradaki başvuruyoruz. kaburgalar Evet. işimize yaramış oluyor. İşimize yarıyor, evet. Daha zor bir ameliyat dediniz Tabii. Alper hocam. Biraz bu süreci de konuşalım. Evet. Tabii ki ilk ameliyat için de konuşalım. Yani ilk kez bir burun ameliyatı, burun estetiği ameliyatı olacak ya da düşünen, bunu planlayan hastalarınız, izleyicilerimiz için de. Hem de belki tekrar bir burun estetiği ameliyatı düşünen, bunun için belki bir plan yapan, Evet. acaba ikinciye olsam mı ne tür sıkıntılar yaşarım gibi düşünceleri olan kişiler olabilir ki hocam. İkincide biraz daha işler zorlaşıyor Tabii. dediniz. Yani ikincide bahsettiğim bu yapışıklıklardan dolayı zaten bizim cerrahimiz zor. Ama iyileşme döneminde de bir takım zorluklar var. Bir yeri iki kere kesince, üç kere, dört kere kesince her iyileşmesi daha fazla fibrozis dediğimiz bu sertleşmiş dokularla iyileşiyor. Ve böylece bu
İz kalma olayı mesela, burun ucunda az önce konuşmuştuk. O risk kalıyor mu, kalmıyor mu? Evet, ikinci cerrahilerde bu risk artıyor mesela. Veyahut cildimizin kanlanması bozulup, buralarda beslenme, ciltte beslenme problemleri ve morarmalar olabiliyor. Nadir de olsa olabiliyor yani. Bunları göz önüne almak lazım. Ve iyileşme biraz daha yavaş oluyor. Ağrı da çok bir değişiklik olmaz. Ağrı daha çok kemik yapının kırılıp kırılmamasına bağlı ortaya çıkıyor. Ve çok yoğun bir ağrı hissetmezler. Estetik ameliyat, burun estetiğinde hafif sızlama tarzında ilk gün biraz hisseder hastalarımız. Onun haricinde genelde ağrıdan bahsetmezler. Bu da sevindirici haber. Evet. Herhalde hastalarınız için tabii.